Türkiye'deki global firmalara bu işten çıkarmalar yansıyacak mı? Ben esas onu merak ediyorum. Bu çok güzel bir soru. Ben daha böyle bir duyum almadım ama işlerin yavaşladığını farkındayız. Size insider bilgi versin bize biraz Serhat. İşlerin yavaşladığını herkes farkında. Yani bunun için şey olmaya gerek yok. Yani Black Friday'yi de konuştuğumuzda önceki yıllarda bir beklenti vardı. Şimdi beklenti aslında 2 ay önceki fiyatı yakalamak oldu. Çünkü kurs sürekli bir tırmanıştı. Euro, dolar paritesi değişmişti. Euro tekrar hata geçti. Bunların hepsi aslında bir şeyleri etkiliyor. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. İyi vallahi abi, ne olsun? Gene beraberiz. Hızlı mı diyorum ya böyle? Yo, iyi diyorsun ya, sıkıntı yok. Alışırız ya, bir 10 bölüm sonra. Kaçıncı bölüm olduk ya? 6'da mı? 6 galiba değil mi? Yok, bu 5. 5. Hızlı gidiyorum o zaman. Saymayı da unuttum. F'ye 6 olacağız bu 5'inde. Tamam, o zaman bunu da içersen. Ya değer mi birbirimizi kırmaya 6, 5? Allah aşkına yani Sinan. Allah başka dert vermesin. 7. bölümden merhabalar. O da güzel. Nasıl gidiyor hayat? İyi ya abi valla, ne olsun, koşturmaca aynen devam işte. Bayağı kaptırdık, gidiyoruz. Gidiyoruz valla. Keyifli oluyor. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur bu arada. Biz sohbet ediyoruz ama siz de oradan bizi izliyorsunuz. Bizim konuşacak çok şeyimiz var. Yorumları böyle biriktirip editiyoruz aslında biz bir potada. Dolayısıyla da şimdi birazcık ben şeyi değerlendirmek istedim bu bölümde. Buyur. Sosyal medyada böyle bir işten çıkarmalar var. 2023 ne oluyor? Böyle çok insan abi, ne sosyal falan medyası? Yani. Dünya yıkılıyor yani. Özellikle Silikon Vadisi'ndeki işten çıkarmalarda. Abi sabah yediğin hurmalar diyelim yani. Pandemi zamanındaki o muhteşem parti sonsuza kadar devam edecek değil. Biraz da gerçeklere döneceğiz. Yani. Değil de Metaverse gerçek mi ya? Neden bu adam bu kadar adamı işten çıkartıyor? Abi bir şey söyleyeyim. Soru demek için mi yani? Şimdi ben şöyle bir baktım geçen gün. Bir firmanın kaç çalışan olabilir diye. Abi yani Facebook WhatsApp'a aldığında 55 çalışan vardı. Hani WhatsApp'ta. Kaç kişi var biliyor musunuz Facebook'ta şu an? 87 bin mi ne abi? Ne? 87 bin. Hani böyle şehir var. Doldursan Nuh Kamp'ı. Yani abi bir stat çalışan olabilir mi? İşte bu yani pandemi zamanındaki Silikon Vadisi'ndeki şirketlerin bu roketlemesinden sonra böyle bir genişleme yaşandı. Ama tabii işte hurmalar muhabbeti ondan söylendi yani. Metaverse'i o kadar pompaladılar. Tabii. Pompalarken tabii birilerinin bunları yazması gerekiyordu ve bu arada Metaverse'de çok büyük patates çıktı. Yani bakma Facebook'ta Mark yani büyük bir kayıp yaşadı. Karlılıklar son 3 aya göre hatta bu video çektiğimizde %50 düştü. Yani çok garip bir hayalin peşinde koşturuyor. Hani orada birazcık da işte bu seçim öncesinde Rusya Amerika'nın yani Trump'ı desteklediler. Bu yanlış manipülasyon işte orada neydi Analytics bilmem ne Analytics, Cambridge. Datasının hikayeleri vesaire hepsi gol attı. Onlar ayrı, ben şuradan kendi işimle alakalı gireyim abi. Mesela ben Facebook menajerine gönder. Meta'nın arayüzünü çok kullanıyorum. Reklam arayüzünü kullanıyoruz. Çünkü her platformu oradan yönetiyoruz. Abi çok kötü artık. Çok kötü. Çok basit ve çok kolaydı. Özellikle herkese şey derdim yani ya bir Google'a reklam verene kadar Facebook'ta işi halletmek 2 dakika sürmüyor. Çok basitti. Şu an reklam menajerden işte atıyorum Business Manager'a gideceksin, oradan bir şeyleri yapacaksın, oradan meta açılacak mı, acaba sen o kişi misin, yoksa profilimi switch edeyim? Ben bıraktım. Bu çok normal. Ben bir yıl önce bıraktım o işleri yani, benim işte kahve firmasına bazen reklam veriyordum. Onun hesabıyla gir dediğin gibi, yok burası bilmem ne yönetici sayfası, reklam yöneticisine gir, bu ne lan, dertsiz başına dert yani. Yani o 87 bin adamın yarısı çöp zaten. Çöp. Yani bunu yaptılarsa ve yani bunun bedelini böyle ödenmesi gerektiğini düşünüyorum. Stajyerleri yaptırdıklarını düşünüyorum ben orada. Mantıklı bir insan yapamaz mı diyorsun yani? Çünkü arayüz, hem arayüz kötü hem de yani şey UX kısmın çok kötü abi. Yani senin o yaptığın şey kötü yani. Abi tabii şu var yani çok hızlı büyüdü. Yani işe alımlar çok hızlı. Şimdi biz Facebook üzerinde konuşuyoruz. Yaklaşık 10 bin 11 bin kişi işten çıkaracaklar yakın zamanda. Bu arada zamanda. Nota, hemen bir parantez açayım. Notlarımda gördüğüm kadarıyla bu sene toplamda 120 bin kişiden bahsediyoruz. Aslında bir fiil işsiz kalmayacak. Ya da yani şu aşamada Facebook'un 11 bin, Amazon'un 10 bin konuşuluyordu. Twitter'da 3 bin. Bu arada Amazon patronları mail göndermeye başlamış, kendinizi yavaş yavaş hani hazırlayın diye. Amerika'da ilginç bir sistem varmış sanırım anladığım kadarıyla. Elon Musk Twitter'da dedi. Ya şirket içinde başka pozisyon bulun. O ne demekse hani oradaki raconu bilmiyorum, ya da işten çıkacaksınız diye. Abi işte iş hep resesyona geliyor. Yani Amerika Merkez Bankası faiz arttırıyor. Piyasalar 3 aşağı 5 yukarı durum belli. Zaten hisseleri açtığın zaman görebiliyorsun. Facebook özelinde zaten
zaten meta sevdası bu. Hani metaverse sevdası ekstra bir çöküşe aynen sebep oldu. Hep burada gene gündemdeydi birkaç gün önce. Bu özellikle Bitcoin'de bir tane çocuğun serveti bir anda zengin olan bir çocuk vardı ya, film için çok fazla takip etmediğim Bitcoin dünyasının Binance'in rakibi olarak olan adam. Ya FTX battı. Ha, FTX aynen öyle. 32 milyar dolardan herif podong diye gitti falan filan. Yani bunların hepsi aslında bir balon muydu? O ya 2008'deki mortgage krizi gibi bir şekilde yaratıldı. Şimdi ya onun ceremesi abi bu. Abi deli gibi para pompalandı piyasaya. Yani pandemide kaldığımız için ister istemez işte gene cümlenin başına geliyorum. Sabah yediğimiz hurmalara geliyorum. Yani o kadar parayı pompaladın. Şimdi toplamaya başlayınca en çok parayı yiyenler dökülmeye başlıyor ister istemez. Abi yani o kadar para basılmıştı belki ki 5 yıl öncesine kadar. Öyle bir tane de TED konuşması vardı. Yani bugüne kadar basılmış paraların %90'ı zaten son yılda, 10 yılda basıldı. Hani zaten yani nasıl bu kadar çok milyarder dünya zengin oldu? Bu kadar çok hani hem para hem şirketler büyüdü. Pandemide evde kaldığımız için sosyal medyayı veya dijital firmaları çok kullandık. Tabii şimdi dışarı çıktığın zaman ister istemez onlarda da bir resesyonla beraber gelen bir durum var. Bu da işte Amazon'da, Best Buy'da, Walmart'ta. Ya ben baktım hani hangi firmalar işten çıkarıyor? Microsoft'undan, Apple'ına, Wix'inden, Google'ına, birçok firma evet, artık hani anladığım kadarıyla gereksiz görüyorlar ya da daha bir minimal hale, daha bir makul hale dönmeye başlıyor. İşte yani gece kafan iyi olunca birçok şey yapıyorsun ama sabah gerçekler acı koymaya başlayıp hayatına dönüyorsun ya, bütün firmalar şimdi gerçek hayatına dönmek zorunda yani. Belki de işte 2022-23'te belki farklı bir şey koyacağız. Herkesin beklentisi zaten aylardır resesyonu çok çağrıştırdı insanlar. Diyorlar ki işte ilk 9 ay 2023'te ilk 9 ay farklı olacak. Belki 2024'te bu adamları geri alacaklar. Farklı bir dönem. Ya kesin çıkar. Özellikle ben gene konuyu Silikon Vadisi tarafına getireceğim. Yani birçok yer hani bunlar böyle sallanıyorsa birçok yer zaten dağılıyordur da. Hani bu adamlardan çıkanlar gene bir şey kuracaklar. Belki biz seninle daha bu bölüm bitmeden başka bir platformu, evet, başka bir hizmeti konuşuyor olacağız. Çünkü zehir gibi herifler yani baktığında. Vine'i konuştuk. O zaman hani başka bir şeyini alalım yani. Kesinlikle başka bir şey konuşacağız ama hani bir sistem bir şekilde işleyecek fakat bu işsizlik önümüzde büyük bir şey. Ki sen daha önceki videolarında hani podcastlerinde de bu sessiz işten çıkar, sessiz istifaları konuşmuştun. Sessiz istifadan toplu işten çıkarmalara çok hızlı geçmedik mi sence aynen, biraz aynen. Yani? Ha, bir iki aylık konu ben onu anladım da ki ama onun öncesi tabii ki aslında yaz başına dayanıyor. Yani şimdi 2022'deyiz. Ben onu okuduğumda işte Mayıs, Nisan falan o dönemlerde çok okudum. O konularla ilgili kafa patlattım ama sessiz istifa insanların aynı yerde kalıp böyle kabuğuna çekilmesiydi. Ama şirketler ne yaptı? Bunları ilk gözden çıkartacaklar. Listesine koyuyor. Çok birikmiş be abi. Yani 10 bin kişi, 120 bin bahsediyorsun yani globalde. Ciddi bir rakam. Bu datası açıklanan, datası açıklanmayan da var. Tabii. Aynen öyle. Mesela bizim ülkemizde datası girici olmayıp çıkışı olan çok kişi oldu. Ya bu biraz işte artık öze döneceğiz. Yani o güzel günlerin bittiğini gösteriyor. Biz tabii ki tüketici olarak yani Amazon'dan, Apple'dan, ondan bunu aldığımız hizmet değişmeyecek. Onlar tekrar üretime devam ediyor ama demek ki biraz daha seçici davranmaya başlayacaklar ama bu nasıl bir kapı açacak ben bazen onu düşünüyorum. Yani 120 bin kişi bilinde işten çıkması kolay bir şey değil. Yani insanların hayatları değişecek. Bir know-how var abi. Günün sonunda bir şekilde alınmış bir know-how da var. Ellerinde bir bilgileri de var. Yarın yeni bir şeyler getirme ama Amerika'da mesela sağlık sistemi de çok kötü. Türkiye'de işten çıktığında gene birçok hani burada bir sağlık sistemine belki hayatta kalırsın ama Amerika'da çok çok daha zor çalışmadığın zaman bu orada. Annemler geçen gün bir haber izlemişler. Troll olabilir. 2024'de MR vermiş. Yani Türkiye'de çok doğru şey değil yani. Tabii ki iyi olan yerleri var ama madem hani programda görünme yerler yani. Aynen öyle. Hani şimdi MR'ı kastetmedim. Pansuman genelde. Ha, hani. Tamam. Çünkü öyle. Hani burada doktorların da hakkını vermemiz lazım. Yani saygı duymadığımız insanlar oldular. Hani yani inanılmaz göç verdik doktorlar konusunda. Hani o noktada şey yumuşak davranamayacağım abi. Çok kötü. Yani dediğin doğru aslında. Hani ben çok fazla yumuşatarak bir şeyleri söylemeye çalışıyorum burada ama sen acımadın yetime. Çatır çatır. Kafi toks abi. Kahrım gider mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi daha çok şirketlerin içerisindesin. Türkiye'deki global firmalara bu işten çıkarmalar yansıyacak mı? Ben esas onu merak ediyorum. Bu çok güzel bir soru. Ben daha böyle bir duyum almadım ama işlerin yavaşladığını farkındayız. Size insider bilgi versin bize biraz Serhat. İşlerin yavaşladığını herkes farkında. Yani bunun için şey olmaya gerek yok. Yani Black Friday'yi de konuştuğumuzda önceki yıllarda bir beklenti vardı. Şimdi beklenti aslında 2 ay önceki fiyatı yakalamak oldu. Çünkü kurs sürekli bir tırmanıştı. Euro, dolar paritesi değişmişti. Euro tekrar hata geçti. Bunların hepsi aslında bir şeyleri etkiliyor. Ha, sorunun yanıtı bende olmayacak. Bence çok daha kabuklarına çekilecekler. Daha yavaş hareketler edilecekler. Özellikle pazarlamasal anlamda. Ama
Ya zaten Türkiye'deki ekipler çok core ekipler abi teknoloji tarafında. Yani komponent tarafındaki firmalardan bahsediyorum. Yani belki Facebook'un hani burada kaç tane Facebook'la ilgili vardır. Çalışanı var abi? 5 midir? 10 mudur? Değildir yani. Anladın mı? Hani, ya sadece devlet işte dedi ki Facebook burada şirket açacak, bana vergisini verecek dedi. Muhtemelen yasal bir kişi vardır, 3 kişi vardır. Anladın mı? Hani Amazon şeyler yorumun altına Facebook Türkiye Meta Türkiye 120 çalışanıyla saygılı. Gelirseniz bir de yorum atın da. Çok iyi olmaz mı? Meta Türkiye sevgiler 120 kişi falan. Tabii bilmediğimiz için. Var yok yok birazcık bilerek attım o datayı da. Tamam ben güzel geldi. Söylemek zorundaydım. Söyleyeceğim ama ilgili sorun yok. Ya ben onu merak ettim. Hani Türkiye'ye bir dönüş olur mu diye ama dediğim gibi eğer core bir kitlese az bir ekiple. Ya, şimdi farklı bir perspektif gene sunacağım. Şimdi Türkiye'deki en büyük avantajlardan birisi şu. Global markalar için. Bu Türkiye'de çok fazla aslında bir region olan marka var. Region'dan kastım şu. Sadece Türkiye'yi yönetmiyorlar. Atıyorum Orta Avrupa'yı yönetiyorlar. Sadece Türkiye değil. Afrika'yı yönetiyorlar. MEA'yı yönetiyorlar. Middle East'i yönetiyorlar. İsrail'i yönetiyorlar. Atıyorum Türk Cumhuriyetleri'ni yönetiyorlar. Atıyorum Rusya vardı ama artık yok. Neden bu böyle? Yani yakın o stratejik olmamız değil mi? Aynen abi çok basit. Ucuz çalışma gücü, insan gücü. Sade'de gel diyorsun. Hiç detay aramana gerek yok. Aynen öyle abi yani. Günün sonunda para çek Çokomen'e geldiğinde sen burada 1000 dolar verdiğinde, 2000 dolar verdiğinde çalışanına aldığı paraya bak. Yığdığın işe bak. Bir de sen ya 2000 dolar ver yani bakalım. Şöyle biz hep bunu söylerdik. Biz çaycı parasına çalışıyoruz derdik burada. Hani çok acayip evet. Insiderler oldu da bunlar aramızda kalsın. Aramızda. Dolayısıyla da hani şey buradaki o region'ın en büyük nedenlerinden birisi bir bizim aslında düşük paranın Türk lirasının aslında değersiz oluşu. O yüzden de kafamız da çalışıyor. Tamam mı? Adamlar için bulunmaz değil mi? Ucuz işçilik abi. Hem de kalifiye işçilik yani. Evet hani yani öyle. Aynen öyle. Hani o yüzden hani buradaki ekipler o kadar kor ki ben burada işten çıkarmaların olacağını düşünmüyorum. İyi, süper. Bir de işten çıkarmalara ben baktığım zaman genellikle konuşulan firmalar hep teknoloji firmaları. Tabii ki içerisinde hani fiziki firmalar da var ama hep bir teknoloji evet. Firmalarında var. Sence bu teknoloji firmalarının pandemide hızlı büyüme, bol para zamanında hızlı büyümesinden dolayı mı yoksa yanlış bir şeylerle mi, stratejiyle mi işe başlandı? Var mı böyle bir düşüncen senin? Şöyle. Ya ben şahsen hızlı büyüme, bol paranın hızlı büyümesinden yana düşünüyorum ama. Hızlı büyümeyle ilgili bir soru yok. Biraz pandemi efekti aslında. Yani insanlar evde kaldı ve bazı şeyler yetişmedi. Nasıl mesela şu an market alışverişi için bile teknolojik bir şey bitmiyorduk. Evet uygulamayla. Ne yaptık? Kuryeler çoğaldı. Hatta bu birazcık yara olduğu için söyleyeceğim. Çok akıllı, üniversiteyi bitirmiş ama herhangi bir işe girip para kazanırken daha az para kazanacak insanlar maalesef diyorum çünkü aslında bence yapmaları evet. Gereken bir şey olmadığı için kuryecilik yapıyorlar. Bu da öyle bir şeydi belki de. Adamlara ihtiyaç vardı. Büyüdüler ekipler insanların yazılımsal olarak çözülmesi gerekiyordu. Belki o tarafa doğru evrildi süreç. Olabilir. Ya bir de şu var. Pandemi efektten farklı bir yere daha gideyim. Şimdi pandemide çalıştık. Bir de bazı ülkeler de şeye de gidiyor. Haftada 4 gün çalışalım da konuşuluyor. İşten çık çıkarmıyorum yavaş yavaş azaltalım. Firmayı şirketten soğutalım yani. Haftada bir gün. Ya bilmiyorum şimdi ben çok fazla detayını ama sen şimdi haftada 4 gün dediğinde aklıma şu geliyor. Biraz daha krem de la krem ülkelerde bu vardır diye ümit ediyorum ben. Abi bizim arabayız. Şimdi bak işte be. Abi ne diyorum ben sana? Region yönetiyorsun. Adamın bu ülkede 5 günde işi bitse aynı 5 günde 10 tane daha ülkede iş yapacak. Türkiye'de 5 günde işim bitti. Bir 5 gün daha. Çalışana semer vuran, çalışan eşeğe semer vuran çok olur misali. Aynen öyle. Atasözümüz var yani. Aynen öyle. Burada şeyi ekleyeceğim. Bu 4 günlük çalışma aslında şöyle. Senin 5 günlük mesai saatini 4 günde yapmanı sağlıyor. Ama sen 3 gün boşa çıkıyorsun, 4 gün çalışıyorsun. Burada bununla ilgili biraz daha geri dönüp böyle gereksiz bir anekdot daha vereyim. Okuduğum kitaplarda vardı. Bu konunun çıkış noktalarından birisi aslında Henry Ford'a falan dayanıyor. Şimdi adamlar seri üretime geçtikleri dönemlerde şuna birazcık daha atıfta bulunuyorlar. Ulan biz herifleri çalıştırıyoruz koca gün ama bir de ekonominin dönmesi lazım. Yani bu adamlara da bir boşluk harcayacak. Yaratmamız lazım ki para harcasınlar. Tam Amerikan kapitalizmi. Ulan hep verdik biraz da bunlardan alalım geri. Aynen öyle abi. Yani o 5 gün aslında o 2 gün size keyfinizden verilmedi. Gidin, zaten çalıştığınızı harcayın bizden gene alın diye verildi. Dolayısıyla şu an ama geldiğimiz nokta pandemi bize neleri öğretti? Birazcık daha insan hayatının kıymetini, biraz daha aileyi, biraz daha rahatlı olmayı özellikle bunu hep konuştuk genç kuşaklarda daha fazla görüyoruz. Z diye aslında bastırmak istemiyorum ama orada birazcık daha algılar farklılaşıyor.
değişiyor yani, trendler değişiyor, dünyalar değişiyor, çalışma zamanımız değişiyor. Bunun yanında Uzak Doğu ülkeleri hala 6 gün çalışıyor. Singapur, Hong Kong, Güney Kore. Hep görüyoruz adamların ofisinde yatak var. Yani adam çalışıyor burada. Fıtın dur ben bir uyuyayım diyor. 15 dakika gitti. Ya şahsen düşün. Koltuk var. Koltuk var. Orada oldu. Bizim burada ofiste koltuk. Ne oldu? Abi 6 gün mü çalışılıyor ofiste? Bir dakika şimdi bu kadar konuştu. Söyle final baba. Valla biz normalde 7 gün düşürüz. Ama ben 6.30, 6, 7. Allah ne var? Valla bu şuraya gelmiyor. Bak şimdi size söyleyeyim. Kendi işinle uğraşıyorsan senin için bir hafta 8 gün değil mi abiler? Yani abi şey muhabbet var ya, çok doğru. Hani işte X bir şirkette çalışıyordum. İşte canım atak etti. Haftada işte 5 gün çalışıyorum, 8 saat. O yüzden kendi işimi kurmak istedim. Haftada 7 gün 24 saat çalışıyorum. Kendi işin öyle. Yani ben işte Increworks öncesi freelance çalışırken de öyleydi. Yani ben pazar günü de çok çalıştım. Bayram tatillerinde de çok çalıştım. Hatta bende hala şey yoktur. Hani bayram falan olur böyle. Birileri aa tatil var derler. Niye derim. Hani, nasıl? Çalışmıyor mu bize? Hani kendi işin öyle ama bir yerde çalıştığın zaman oradaki dengenin kurulması gerekiyor. Peki hangisini tercih ederdiniz? Atıyorum böyle bir çalışan olsaydınız. Haftada 4 gün mü, 5 gün mü? 4. 4. Kesin 4. 4 ya. Ama şimdi bak buradaki... Size de soralım. Siz kaç gün çalışmak isterdiniz? Ben mesela 5 gün tercihim yani. Bir gün çok çalışacağım ama... Küçük bir yıldız var burada. Az önce söyledin ya, bunlar böyle kaymaklı ülkelerde gelen şeyler. Yani bakıyorsun işte Avrupa'daki o G20'deki... Değil mi? Doğru söylemişim. Falan. Bizim gibi 3. sınıf ülkelerinde böyle bir şey yok. Yani şimdi gerçeklerle yüzleşelim abi. Sen cuma günü çalışmıyorum de bana, tamam mı? Abi bizim cuma ve pazartesi en yoğun günümüz. Yani bende mesela Free Friday kısmı yoktur. Çünkü Friday free değildir. Çünkü Friday zaman kampanya zamanı. 4'te kampanya gelir. Hani çalışırsın, hani kampanya duyurusu yaparsın, bilmem ne yaparsın. Şimdi sen 4 gün çalıştığında bazı ülkelerde, bazı firmalarda şöyle şeyler de dönüyor. Tabii ki okuduklarımızdan işte Mercedes atıyorum. Sen official olarak şu tarihlerde izinlisin. Server'dan sana mail gitmiyor zaten. Yani oraya kadar ya da bazı ülkeler özellikle şeyi kısıtlıyor. Sen diyor 4 gün çalışıyorsan şirket sana diyor bu 5. günde 6. günde zaten bir şey deklare edemez. Ne çalışman anlamında. Bunlar bizim için haklı. Bunlar bize çok uzak abi, kaldı yani. Ne ya? Bunlar ütopik ya. Biz niye böyle şeyler konuşuyoruz ki? Bilmiyorum, bir önceki bölümde de Elon'un parasını konuştuk. Şimdi 4 gün. Biz bir yerde yatıp gezi rüyası görüyoruz ya hep valla. Aynen. Bizim olmayanın peşindeyiz ama gönül ister tabii. 4 gün çalışmak güzel bir şey ama 5 gün ben yine 5 tercih ederim çok çalışmak. Yani karakter meselesi bir de. Ya şu an ben 4 günlük performansla zaten 7 gün çalışıyorum. Yani şimdi kendi işin olunca zaten o. Abi bir de şu var. Tamam hepimiz 4 gün çalışalım. 3 gün gezmeye paramız yok ki şu an. Bak, bak işte yani. Sinan öldük, kapat ya. Tebrik ediyoruz. En doğru noktaya parmak bas. Ha çalıştı, iki ya. Gün çalış. Sanki beş gün yazık para mı? Ya bak önceki günlerde mi konuşmuştuk işte. Latin Amerika'ya gidelim diyorduk. Evet. Hadi 3 gün tatilimiz var. Hadi git. Hadi eski şey bir yüksek hızlı. Jetlag için o, olmaz o. Tabii. Ama İngiltere'ye giderdik şimdi Allah'ım. Vizesi yani. Kaç para haberin var mı? Tam o zaman bir İskoçya'ya gidelim de bir single malt çıkalım. Ben size söyleyeyim. Gidip orada bir bakalım şöyle. Bulgaristan kapısından geçip hancı abi tabii dediğin çok doğru aslında. Bu biraz da şey. Yunanistan'a gitseydik fena mı olurdu böyle, Selanik'e falan götürse bizi arkadaşlar. Götüreyim baba arabayla ayıp ediyorum. Siz atlayalım gidelim var. Siz vizeden bahsedin. Geçen gün biri paylaşmıştı. Emekli, erken emekli olma konusu konuşuluyordu böyle. Ulan ne güzel insanlar erken. Oğlum dedim emekli olacaksın ne olacak? El Ermin emeklisine bakıyorsun adam dünyayı geziyor. Bir Japonya'da, bir Amerika'da, bir geliyor. Senin dedim bırak başka ülkede tatile Antalya'da aşağı inip yılın 5 ay tatil yapacak bütçem var mı emekli olarak? Bak, yok. Parantez senin açacağım. Senin neyine emekli olmak? Tuğçe buradayken aynı konuyu konuştuk. Tuğçeler Alanya'ya taşındılar. Tuğçe sana da selam olsun burada. Ben de. Haberler neydi abi? Doğalgaz enerji krizinden dolayı özellikle Almanya'da ve İngiltere'de oradaki emekliler buraya gelip yaşayacaklar. Abi adam verecek 100-200 dolar euro pound neyse. Para değil adam. Senin burada 5 yıldızlı otelinde senin hayatta sahip olamayacağın imkanlar adamlar sıcak sıcak memlekette keyfini sürecekler. Başka şey sözüm yok zaten. Ne kanal kapatıldı, dur kapı çalıyor. Başvurunuz kabul edelim. Acaba bölümün yarısını kesin. Neyse gençler. Bizim eğer gömme trafiğimiz artıyor. Bir sonraki bölüm olmazsa Silivri'ye doğru atlayıp bekliyoruz artık sizden sponsor olarak. Devam yok. Eğri oturalım doğru konuşalım. Yani. Aynen öyle. Ulan içim karardı be. Bugün, evet. Vallahi. Neyse kahve ne yaptın bugün bize? Ya, abi bugün kahve size Küba'dan devam ediyoruz. Küba'nın Serrano Levada bölgesinden gelen isli tatlar olan. Sağ dönünce
Kahve güzel. Bundan sonra da Kenya yapmış. Kenya içmiş miydik biz? Kenya içmiştik galiba değil mi? Afrika'yı içtik. Levent abi bize. Levent abi sana da selam olsun. Seni de buraya alacağız. Bekliyoruz abi. Hazırladık abi. Latin Amerikalar hazır. Levent abi mesela Amerika'yı seviyor. O hani herkesin bu tabii damak tadı. Ben de mesela orası biraz daha hafif Afrika. Ekşimsilik yarattığı için o tadı sevmiyorum. Ben Afrikacıyım mesela. Herkesin şeyi değişiyor. Ama Küba'nın şeylerini çok merak ediyorum. Tadını, orası İste. Farklı. Evet. Orası. Güzel ya. Yani aslında oraları da gidip görmek lazım ama gene konuyu ben oradan hop tekrar kahveye getiriyorum. Biz kahvesini içelim. Tabii. Kahvesi güzel. Pro falan içelim. Bir hayali şey, abi şey yapalım. Çok iyi olmaz. Yeşil ekran falan orayı. Green screen. Aga bizi ayarla buraya Küba'da. Çekeriz. Vallahi. Falan abi her yerin kültürü farklı. Kültür farklı olduğu için kahvesi de farklı. Mesela Küba'da hani kahve istediğinde çok daha farklı. Küçük bardaklarda daha acı, daha yoğun bir kahve geliyor. İşte İtalya'ya gittiğin zaman kahve dediğin an direkt espresso gelir. Bizde kahve dediğinde Türk kahvesi gelir mesela. Hı hı. Hani her yerin kahve kültürü farklı. Ama kahveyle ilgili benim işte workshoplarımda ya da videolarımda hep söylediğim bir şey var. Ne olursa olsun iyi, kötü, çirkin, bayat, taze, güzel fark etmiyor. Kahve abi hayata verilen keyifli bir mola. Bak düşün şu kahve her zaman aldığında ya bir muhabbet vardır, ya bir dedikodu vardır, ya sinirli anında bir kafanı rahatlatma, ya bir sigara yakarsın, ya bir şey. Yani hep bir böyle bir dur, bir es, bir vites küçültme, bir boşalma. O yüzden kahveyi seviyorum. Kahvenin bahanesini seviyorum yani. Şey, kahve bayatlık falan filan dedin ya. Abi çok zor yani onu yakalamam. Hani içmeyi çok seviyorum, sürekli içiyorum ama hani oraya kadar gidemiyorum. Keşke onu o kadar... Hakikaten yemeyemesek yapsak. Sana geçen gün bir tane video attım ya. Adam dağda muhtemelen neresiydi orası hatırlamıyorum şimdi. Dağda böyle tepede oturmuş adam. Çekirdeği. Taze. Ya, orada. Abi iş şu. Ben o manzarada yani o söylediğim manzarada 2 yıllık bayat kahve bile içsem keyif alırım. Tabii ki abi. Şimdi ben hep onu söylüyorum. Tamam bazı kahve hani tabiri caizse kahve manyakları diyeceğim. Hani kahve konusunda ileri seviyede adam her şeyin peşinde. Saygı duyuyorum. Zevk adamın hobisi. Ama ben keyif tarafındayım. Yani bazen benim de evimde oluyor. Unuttuğum bir paket oluyor. Bir senedir orada. Aroması azalıyor. Kahvenin bayatlaması demek bu arada çürümesi, bozulması değil. Aromayı kaybediyor oksijenden dolayı. Kahve yoksa açar içerim. Yani kahve satıyorum, kahveciyim yok, içemem. Öyle bir çizgim yok yani kırmızı çizgim. Abi o kadar değiliz be abi. Değiliz keyif abi. Kısmındayız. Yani kahve içeceksin, muhabbet edeceksin. Kesinlikle. Bak bizim kafi toksumuz kaç çıktı. Bölüm çıktı ya. Yani aynen. Kahve bahane dedik. Kaç bölüm burada sohbet ettik. Ben sana acı bir şey söyleyeyim abi. Mırra. Yok o değil. Ha, acı bir şey değil. Şöyle mesela ben en son ne zaman bir kahve dükkanına gidip, coffee shop'a gidip bilgisayarım, notebook'um, tabletimi açmadan ya da toplantı amaçlı gitmeyeyim. Şu kahveden istiyorum atıyorum V6'de alayım ama şu çekirdeği denemek istiyorum dediğimi hatırlamıyorum. Ve bu çok uzun yıllar. Bu çok uzun biraz yıllar. Biraz hayat tempolla, çalışma tempolla da alakalı yani. Ben mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim sana bu konu üzerine. Yurt dışında nereye gidersen diyeyim. Türkiye'de tabii çok fazla yer bulamıyorum. Yurt dışında her sabah saat 6.30 gibi uyanır. En yakın kahve dükkanına gidip oturup şehrin uyanışını izlerim. Gerçekten yaşadığın şehrin insanını... Sonra bize diyorsun yaşıyorsunuz bayağı diye. İşte böyle işten çıkarmalar falan bayağı zor. Bu arada benim en çok yapmak istediğim şeylerden birisi o. Yurt dışına gidiyorduk bir aralar. Bir aralar gidiyorduk. Tabii Van Sopo'nun sahibi. Van Sopo'nun sahibi. Yani Atlas izlersen bugün bizim gittiğimizi düşünmüyorsun. dolayısıyla da şey abi o şehrin dokusunun en güzel yerleri aslında oralarda. Yani anca o zamanlar zaten bilgisayarsız, telefonsuz. Kesinlikle. Oraya gidip dikkatini dağıtmadan, telefona bakmadan etrafı izlemek çok hoşuma gidiyor. İnsanları görüyorsun. Sabah koşturmalarını, iş telaşelerini. Orada anlıyorsun gerçekten o ülkenin insanının karakterini. Öyle de bir anı. İşte. Güzel oldu ya. Güzel oldu. Kaç bölüm devirdik ya şimdi bundan? Ne bileyim ben. 6 mı bitti? 5 bitti 5. Abi biz bir türlü tutturamadık. Abi niye böyle yapıyoruz biz ya? 8. bölümden beri bak. Keyif alıyorum. Çok mu içtik acaba? Çarptı galiba. Ben içiyorum. Senin ortalaman. Sen gerçi bir aralar rahatsızdın ama. Abi gene bir tedaviden dolayı az içiyorum. Bakma yani. Hani hepsini bitirmiyorum burada. Çünkü yani tadını da bırakmak daha iyi oluyor. Doğru. Var mı başka ekleyeceğim şey? Abi notlarım bu kadar. Yani var konuşacaklarımız da bir sonraki bölüme bırakalım. Böyle notlarım da var onlardan. Varsa sizden de yorumları dinlemek isteriz. Yorumlar değerli. Onları aynen. Bizlerle paylaşırsanız hem bize destek olmuş olursunuz hem de... Şu Facebook'tan Meta'dan varsa 120 kişi onu da bir alalım. O gelirse o çok güzel. O zaman kendinize iyi bakın diyorum. Kapatalım yavaş yavaş. Bu çok iyi olmadı. Valla gelirse çok gülüyor. Oğlum aklıma şey geldi. Twitter'dan da öyle mavi tik almış gibi oraya gelip aldık biz Meta'yı. Tüvellerlermiş. Neyse.